Sevgiler, saygılar YouTube'cum. Hava yağıyor oyunda gördüğün gibi. Ortalık sular seller. Şöyle sosyal medyaları ufak bir gösterelim altta ne olur ne olmaz. Tekrar canlı yayındaki arkadaşlarımız için de gösterelim. Renk Simülatör her perşembe günü bölüm olarak YouTube'da olacak. Canlı yayında biz çekim yaparken yanımızda olamayan arkadaşlarımız için duyurulur. Tekrar izlemek isteyen için de duyurulur. Şimdi kalas işini yaptık, bayağı bir kalasımız var. 38 tane falan da yumurtamız var. Şimdi bu tavuklar kendi gotiyi kurtardıktan sonra şurayı ben bir kırabilir miyim size zahmet? Kır şunu ya, aman be, ne boş iştir arkadaş ya. Sacım eksikti arkadaş ya. Bu fazlalıkları buradan kaldır. Bunlar bir işe yaramıyor zaten. Üstüne bir de yer kaplıyor burada, beni deli ediyor beni. Şu mu? Ön tarafa gel. Yani bu iş canımı sıktı. İndir şunu da. Abi üst kata çıkışı yok bunun. Bunu kırana kadar anamız ağlayacak burada, anlaşıldı. İki. İki. Allah'ım çok özür diliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu inşaat şeyine bir gel, tavuklara bir gel. Premium tavuk kümesi 35 metal. Şimdi 35 tane metal alacak. Bakayım, bende yok. 10 tanesi 100 dolar çünkü. Belki 25'li olan, hani çünkü 4 tane elimizde var. Bir deneme yapacağım. Eğer demir verirse buradan, yani bundan demir verir mi? Bir deneyelim, görelim, değil mi? Demir vermiyormuş, kalas veriyormuş abi. Yapacak bir şey yok. Ben böyle şansın içine edeyim. Ne yapacağım şimdi ya? Of. Bir hata yaptık, yine hata yaptık.
Ben böyle hata yapacağımı bileydim. Neyse, buharı biraz daha küçük yapalım ya zaten. Kocaman yaptık bunu. Ne gerek var o kadar büyük ahıra? Sanki dersin ki mera yapacağım anasını satayım. Baharı biraz da ufaltmış oluruz böylece. Şunu alayım mı? Kaç tane var bilmiyorum ama. Monitör git gel yapıyor. O canımı sıkmaya başladı şu an. Kalasları koyduk abi. Kaç demir verdi? Bir demir verdi. Ben böyle şansın ta orta yerine edeyim. Şimdi inşa et kısmına gel abi. Ahırın orta bölmesi. Bir tane orta bölme mi koyayım? Yok. İki tane orta bölme. Ya bir dakika. Ahırın bir de kıçı var. Böyle yap. Bence birkaç domuz için çok küçük oldu bu. Şimdi arka bölüme koy. Bundan çıkan kalasla bunu yaparız da. Asıl mesele kalasla bunu yapmamız değil. Hani metal konusunda çok ciddi zarar ettirdi bize abi. Metalden fena zarar ettik. Ne oyunda çakal anasını satayım. Yapmaz adam gibi bir güzellik, biz burada uğraşalım anasını sattığımın işiyle ya. Ver şu 6 taneyi de, onu da harcayayım ben. Valla. Bu da bitti. Şunu koy. Bunu koy. Bunu da koy. Yani artan kalasları da kullanıyoruz işte böyle.
Hop bunu da koy. Gel. Ağır yan kapısı. Şu arkada yok. Bir metal istiyor. Şunu ver abi ona. 12 kalas istiyor. Kalastan zarar ettik yine anasını. Satayım de. Şu bir metal Allah'tan kurtardı bizi yani. Bire bir oldu. Onu bir sekizli kalas alacağız mecbur oradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi yoksa kalas yapmak için uğraşacaktım ben. Ver şunu. Tamam. Bak şimdi. ...20 tane tavuğu içinde barındıracak bir kümes sistemi kuracağız buraya. Nasıl kuracağız biliyor musunuz? İnşaata basacağız abi. Tavuğa geleceğiz. Bak bu çok demir istiyor. Ya. Ne diyor la bu? 35 mi diyor orada o? Şunu kullanacağız. 25 taneli. Şimdi bize 25 tane demir lazım olacak bunu kurduğumuzda. Bu arka kapak, ön kapak, yan kapak şöyle. Bak şöyle. Şöyle. Böyle koyacağım. 50 tane de kalas istiyorsun. Şimdi bu kalaslar ne kadar işe yarıyor görün şimdi bak. Bak şimdi kalas ne kadar işe yarıyormuş görün. Şimdi 25 tane metali işte. Ayarlamak biraz zor olacak. 16. ...24 ettim. Şunu al. 32. 'da koyduk mu 40. 10 tane daha lazım bak. Bunu da al. 48, şu yarım parçayı koyacağım oraya da. 48. Kaçlı bu bilmiyorum ama 2 tane falan kalacak bundan. Koydum 50. Şimdi bak bu. ...20 tavukluk kümes, tamam mı? Bu 20 tavukluk bir kümes. Şimdi bu 20 tavukluk kümesin bizim için önemli bir kısmı var. Nedir o önemli kısım? Onu söyleyeyim size. Şu görmüş olduğunuz kümesleri yıkacağım. Bu 20 tavukluk kümesi buraya koydum. Bunun yanına bunun gibi bir kümes daha koyacağım. Ya da arkasına koyacağım. Bilmiyorum ama böyle koyacağım işte. Burada bir yerde de öyle bir yer ayarlayacağım ki bir tane şu demir kapaklıdan da yerleştireceğim. Horoz atacağım onun içine. O bana sürekli tavuk üretecek. O bana sürekli tavuk üretecek. Ben oradan çıkan tavukla buradaki kontenjanları dolduracağım. Şimdi bunun mantalitesini nasıl yapacağız diye soruyorsanız kendinizce çok basit arkadaşlar. Şimdi önce şurada gördüğünüz gibi 3 çuval, 2 çuval daha var. Bunların karnı doyacak mı? Bak sıfır olmuş yine. Şunu alacağız buraya. Yemek olarak arkadaşlara vereceğiz. Bu 2. Bu sıfır mı lan? Bu 5. Bak bu daha dayanır.
Ama şu iki olan bitecek birazdan. O iki olan bittiği zaman bak burada iki tane demir var. At bunu. At bunu da dört demir. Şimdi bize demir lazım. Demir bize lazım olduğu için. Şimdi bunlar sekizli, o sıkıntı benim için. Bunlar şimdi sekizli, benim derdim sıkıntım o. Şimdi bir şekilde bak, bir şekilde bak, bunun içinde 30 küsür tane yumurta var şimdi. Buna sığmayacak zaten. 40 tane yumurta olacak birazdan. Bunlar yumurtlamaya başlayacak şimdi, bak az kaldı. Onlar yumurtlamaya başlayacak. Ondan sonra biz onları alacağız. O malzemeyle bu ekran sürekli göz kırpıyor abi. Bu sıkıntılı. Monitör gidiyor herhalde. Saat 16 oldu bak. Yumurtladılar mı? Ufak ufak yumurtluyorlar. Bekle. Var mı yemeye biten? Bak 1'e düştü. Ulan in aşağı bak, döveceğim şimdi ha. Evlat. Çarkınıza tüküreceğim şimdi ama ha. Yumurtladılar bak. Yani bayağı bir yumurtalama var. Şimdi bak bunu aldım. Bak bu 40 oldu, bu doldu. 39 mu? Pardon. Pardon, 39. 40'a 40. Öbür sepeti al. Şimdi bunlar Allah cezanı verecek. Bak. Bir yumurta da burada var. Üç tane yumurta var orada. Dur şimdi. Şu arkadaşları kapat abi kapağı. Gel. Bu sıfıra inmiştir zaten. Yani ne çıkarsa bahtımıza işte toplayacağız böyle. Ufak ufak. İlla onun önünü kapatacak bak ya. At içine. Bak orada bir yumurta daha gördüm. Bunların içinden toplaması biraz zor. Öbürü çekmeceli sistem olduğu için daha kolay. Kapat. Kapat. Bak orada bir sürü yumurta var. Ver şunu. Yine nereden baksan 20'ye yakın yumurta da buradan çıkacak abi. Hatta 20 çıktı. 20'den fazla çıkacak gibi. Birden fazla çıktı. Bunun 3, öbürü bitti galiba. Şu bitti. Bu hala 1 diyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şu 40'lıyı alacağız abi. Tamam mı? Buraya koyacağız. Şu sepeti de alacağız. Bu sepeti de buraya koyacağız. Motoru çalıştıracağız şimdi. E beni.
60 adet yumurtayı satacağız. Orada bir paketimiz var zaten. Şunları bir satacağım. Tamam, bunları bir satacağım. Bak şimdi sata gel. Bak. Gördün mü? 372 oldu. Sat abi. Şimdi satın ala geliyorum, tamam mı? Bak 373'üm var. Şimdi bu 373 ile ben bir den horoz aldım mı yem alamam. Ama şöyle bir şey yapabilirsin. Bir çuval var orada. Şimdi o bir çuval gidecek. Arkasına bir çuval daha gidecek. 2. 3 çuval alsan 150. 150 gitti. Tamam mı? %50 kağıt. Geleceğiz sepete, kasa diyeceğiz abi. Çıkacağız. Para kalsın orada şimdi, dur. Bunu alacağız abi. Bunları bir arabaya bir yerleştireyim ben. Bunları bir arabamıza koyuyoruz şimdi. Şimdi biraz daha mantıklı hareket edeceğiz. Yoksa biz hiçbir malı yan yana koyamayız burada. Şöyle al abi bunu da. Al abi bunu da. Şimdi bizim hayvanları 2 güne kadar idare edebilecek bir yem havuzumuz olacak. Ayrıca bu yem havuzları içerisinde şöyle bir durum var arkadaşlar. 20 tavuğun olduğu şeye, yani tavukların fazla olduğu yem gideri daha farklı olacak. Yani bunlar böyle üçer torba yiyor ya, orada yani 3-3 2 turda 6 torba yiyorlar. Oraya koyduğum zaman günde 2 sefer yemlediğim zaman 6 torba değil 4 torba yiyecekler. O benim için avantaj. Yani bir de çekmeceden yumurtlama yapıyorlar. O çekmeceden yumurtalar almak çok daha kolay oluyor. Ama ben şimdi ne yapıyorum? Bakın buraya geliyorum. Şimdi yemeğini, şey yemliğini boşaltmış olan arkadaşlara bir yemlüğüne yem koyacağım. Bitirmemiş lan hala. İyi. Bu. Bak bu bitti. Koy abi buna ya. Şimdi bunların sıfırlanmasını bekleyeceğim ben, tamam mı? Suyun değil de en azından yemliklerin sıfırlanmasını bekleyeceğim. Bana ne lazım abi? Metal lazım. Şimdi ben 6 tane tavuğu arabanın bagajına koyarsam, metal alamam. Metal alamam. Ben hırdavatçıya gideceğim. Kaç paralık metal alabiliyorsam metal alacağım. Ama hırdavatçıya diyorum biraz da kalas mı satayım? Bilemedim. Gideceğim alacağım 100 dolara. Bana verecek 100 dolara bana ne verir? 10 tane falan şey verecek. Kalasların bir kısmını satacağız mecburen. Çünkü
Satmazsak sıkıntı abi, satmak zorundayız. Yani mecbur satacağım. Sonrasında yine Kalas inşaatına devam. Olacağı bu işte arkadaşlar. Yani Kalaslar aynı zamanda hem para olarak değerlendirilebiliyor. Çok kazandırmasa bile değerlendirilebiliyor. Yani bunu paraya çevirebiliyorsunuz. Sonuçta Kalaslar sekizli paketler halinde böyle koyduk. Arabaya ne kadar yükleyebilirim bilmiyorum ama bayağı bir yükletiyor aslında. Şimdi bu kalaslardan bir satış yapacağız. Yine nereden baksam bir yığın kalas bırakacağım orada. Çünkü bir şeyin inşaatını yapmaya kalkarız. Kalas eksik kalır. Ondan sonra uğraş dur. Ucu ucuna geliyor zaten hemen hemen malzeme. Evet, bu kalasları buraya koydum. Şimdi ben şuraya gideyim bir uyuyayım. Gündüz olsun. Gündüz gözüyle oyunda her şey daha net görünüyor. Demire ihtiyacımız var abi. Demir olayında en büyük sıkıntımız mangır abi. Yani demir pahalı. Hırdavat dükkanına geldik. Şimdi şu sat kısmına geldiğimizde 320 dolarlık kalas getirmişiz abi. Sattık. 500 dolara 50 plaka demir alabiliyoruz, gördünüz mü? 43 dolarımız kalacak geri. Ama bizim 50 plakaya ihtiyacımız yok ki. Bizim 25 plakaya ihtiyacımız var yani. 1, 2, 3. Ve kasa. Artacak zaten, o yüzden kafam rahat. Her türlü artacak. Kalası da iyi yani, okkalı yaparsanız para kazanırsın ama uğraşacaksın.
Demirleri aldık. Dört, 24, 25. Kasada kalsın. Şimdi kapağı aç. İnşaata gel. Tavuklara yemlik yapmam lazım. Ya arkadaş. Şura mıydı o? Şimdi inşaaya gel tekrar. Su çanağı. Şimdi bunlar kalas istiyor değil mi? Gidelim içeriden kalas alalım abi. Ver. Altı tane. Şunu da ye. Bence çok iyi oldu şu an. Şuradan bir kalas daha al abi. Şimdi bu 20 tavukluk bir malzeme abi. Bak olay şu. Bunların hangisinin yemi boş? Bunun. Gel. Kapat. Gel. İki. Üç. Ulan dangalak tavuk geri dön lan. Üç tane. Kova. Kova. Kova nerede? Ulan kova nerede? Heh. Şimdi bunlarda mantık şu arkadaşlar. Görüyorsunuz 3 tane şey var. Tavuk koyduk içine 3 tane. Hemen başlayalım. Çekelim de çekelim. Çektik. Ver abi şunu. Tavukları da oraya dizeceğim çünkü. İçeriği bir fulleyeyim. Evet. Gel bakayım tavuk. Kapat kapağı. Bundan 8 tane tavuğu bundan aldım. Kapının önünden çekilir misin? Yürü git lan. Hop açtık. Koyduk. Koyamadım. Koyduk. Kapattık.
Ya hemen kaçmaya meyilli şerefsizler ya. Ver şunu. Bunu da ver. Olayın esprisi şu bak. 8 taneyi buraya koyduk. Burada içeride bir şeyler kaldıysa onları ben alayım. Yumurta var mı daha? Varsa tek tük bir şeyler vardır zaten. Güzel. Yok bir şey. Şimdi yıkıma gel. Bir tane koy. Bir tane de buna koy. Bir tane de buna koy. Tamam. Kaç demir verdi abi? 3. Şimdi bak. Bu malı da buna ekle. Bu malı da buna ekle. Buraya bunu koyduk. Şimdi yemliği sıfıra düşen, evet siz. Gel. Kapat kapağı. Şimdi mantalite şu abi. 8 8 16 eder. Öbüründen de 4 tane alacaksın, koyacaksın. Hayat size güzel. Tavuk amcalar bak, size büyük ve sıcak bir yuva yaptım. Kapat. Gel oğlum. Şimdi bak, bu işi 16 tavuk eder burası abi. Yumurta falan yok zaten, hepsini toplamışım. Da 16 tane tavuk edecek. Şimdi 25 tane demire ihtiyaç olduğu için o biraz sıkıntı. Bunu da buraya koy, kapat. Etti mi sana 16 tavuk? Vur. Gır. Parçala. Şimdi. Burada kaç demir var? 9. 3 daha 12 15. 18 tane demir olacak elimde. Şimdi 18 tane demirle ben hiç bok yapamam. Gidip demir almam lazım. Gidip demir alırsam onu şöyle yapayım. Bak onu şöyle yapalım. Gel oğlum. Bu da sıfır bak. Gel. Bir. İki. Üç. Dört. Koyduk hepsini buraya. 10 numara beşiz. Şimdi. Şimdi. Bu yuvanın arka kapağı var gördüğün gibi. Şimdi gel abi. İnşaata. Tavuğa gel. Şunu al. Şunu şu şekilde hizalayıp şöyle bırakalım. Bak. Arka arkaya koydum. 10 numara oldu abi. Şimdi bu bulduğumuz galas malas ne varsa parça pinçik hepsini buna ekle. Hepsini ekleyeceğiz işte. Ekle ekle ekle.
Vallahi çiçak çiçak. Bekle oğlum hepsini. Şimdi. Bunları eklediğimizi varsa bak. Burada 3 demir var. Hayvan boku, yağmur yağınca gider onlar. Bir tane yumurtam var içinde. Ha. Kırmadan önce ne var ne yok topluyordum değil mi? Öbür yumurta sepeti ha. Koy. Şimdi arkadaş. Çıkan demirleri de ekle. Ne çıktıysa koyduk. Şimdi şuradan biraz kalas alalım. Yani fena bir inşaat işini yapıyoruz. Yani bu kümesler daha avantajlı. Günde 8 torba, günde 2 koysa 4 yapar. Günde 8 torbayla 40 tane tavuğu besliyorsun. Öbürüne göre daha avantajlı tabii. Şimdi bak olayın esprisi şu. Tavuk üretim merkezi yapacağız, değil mi? Tane kalasla da bunu üretiyoruz. Bu zaten direkt üretiliyor. Bak şimdi şöyle bir durum var. Buranın etrafını çevireceğim. İki tane falan bir demire ihtiyacım olabilir. Şu arabayı ver bana. Ama kalasa da ihtiyacım var. Kaç param var lan benim? 243 var. Gidip alırsam horozu nasıl alacağım? Etrafını çevirme işini yapmayacağız. Demir al gel. Hırdavatçıya gideceğiz. Hırdavatçıdan 100 tane daha, 10 tane demir alacağım. Öbür kümesi içeceğim. 3 tane demir kalacak elimde. O 3 tane demirle de bir şey yapacaktım, unuttum. Allah. Sat. Şimdi buradan gazlıyoruz. Hemen oraya gidiyoruz.
Demirleri al. Ve misler gibi oldu kardeş. Aç. İnşa et. Ebeni. Şimdi gideyim ben bir kalaslarımdan alayım. Anasını satayım, bitmez buranın eziyeti ya, dur bakalım. Onu oraya attım. Pik atıyor şu anda işlemcisi. Hızlı gidiyoruz, hızlı gidiyoruz. Altı 12, 12 daha 24 yapar. Yani her türlü 8'likten bu işi hallediyoruz. Tamam. Ben sana şöyle söyleyeyim kardeşim, bu işi ta hayvanı öldürmeden halletmem lazım. Kova nerede lan? Aman ha, öleyim demeyin sakın. Lan bunu bırak. Kova, kova nerede? Hadi. Evet, alalım abi. Arka taraftaki su çanaklarını bir dolduralım. Yukarı, sağ aşağı yukarı, sağ aşağı yukarı. Lan git yukarı ha. Ver. Kapattım. Bunlar acından ölmeden yem olan yuvaya alalım ki. Numara 5 yıldız ya. Ver şunu da, Allah'ın cezaları. Şimdi iki kap doldurduğumuz için kapat abi kapağı. Şu benim yumurta aldığım kap nerede? Ver şunu bana. 2-3 tane yumurta burada var. Dört tane varmış. Koy. Yıkım seti. Yapıştır. Bir buraya. Bir de buraya. Şimdi. Çit yapımını nasıl yapıyoruz abi? Ah.
Ahşap çit diyor. Şimdi. Bunun kapısını öne çekeyim diyeceğim de öne çektim mi de sıkıntı ya. Şimdi buradan dönecek o kadar fazla mesafesi yok. Ne yapabilirim? Bunu buraya koyarım. Sonra buraya dönerim. Da kapı 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 olmaz değil mi? Kurtarır, kurtarır. Bunun etrafına çit mit koyamayız abi, sıçar. Sadece şunu yapabilirim. Uyuduk ve uyandık. Arkadaşlar, çit muhabbeti sıkıntı. Çit muhabbetini şöyle yaparız.
tane buradan koyarsın. Bir tane de buradan koyarsın. Şimdi şu kalan kalaslarla da şunları halledersem gerisi gelir Allah'ın izniyle diyorum. Başka da bir şey demiyorum. 4-8. Şunu da ziyan etmeyelim ya. Hepsini kullan anasını satayım. Mekanın çiftlik olduğu belli olsun lan. Yani tavuk 2 dakikada kaçamaz da. Ek güvenlik. Bizde kalas kalırsa iyi. Bence kalmayacak da. İşlemci pik vuruyor abi. Ekran gidiyor geliyor, bu sıkıntı.
Tamam mı? Şunu da ver. Şimdi. Çiftliğin kapısını açtık, kapattık. Şimdi. Işıklandırma işini şöyle yapacağım bak. O tuhaf ışık vardı ya, nerede o? Buradaydı değil mi lan o? Burada mıydı? Burada mıydı? Herhalde burada bir yerdeydi ya. Bak, dört kalas bir metal. Şimdi şuradan kaç metal çıktı bana? Üç mü? Tamam, üç tane ışık koyabiliyorum. O üç tane ışığı nasıl koyacağız? Üç tane ışık. Bak, buraya takabiliyorum. Buraya takabiliyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi bak. Üç tane koyacağım için. Bir tanesini buraya koydum. O şurayı aydınlatır bana. Tamam. Şimdi çite koyduk mu? Ortadan şuraya bak. Tam hizala çite. Çitin üstüne çak bir tane. Şimdi gidip içeriden kalasları alıp demirleri alayım. Artan malzemeyi de satarız. Tamam işte, artan ne var ne yok bakarız, ona göre bir yöntem koyarız bunlara. Gel bakayım sen demircim. Bir, iki, üç. Kaç paramız var? 143 dolar paramız var. Şimdi bize ne lazım abi? Bize şey lazım. Bu tavuk muhabbetini çözmek için. Şurada bir tane çuvalım vardı abi, onu ben alayım. Suları bitmiyor, yemleri bitiyor. Hayvanlar çok yiyor ya. Bunların boyu küçük olduğu için, az oldukları için bitmiyor yemler. Şimdi yumurta doldurduğum çenek hangisi? Şu, ver.
Bu çekmeceleri kullanacağız işte böyle. Anasını buna yumurtlanmamış. Neyse. Ne çıktıysa onu kullanırız biz de kardeşim. Şimdi suyla ilgili bir problem yok ama yeme ihtiyacımız var. Ver bakayım şunu da. Üç beş parti kalasım kalmış zaten. Çok bir şeyim de kalmamış. Alt üst üste abi. Son paketi de al. Yine oduna devam, moduna geçeceğiz gibi görünüyor. Şimdi yem almam lazım. Bir de horoz almam lazım. Asıl mesele horozda arkadaş. Yani ağzına yakıt da bitiyor ya. Hızlı. Gel. Yumurtaları sat ve kalasları sat. 226'ya gelecek. Allah bereket versin. Kaç paramız var? 300. 250'ye bunu alırsam 100 küsür kalacak. Ekle sepete. Bu kadar alabiliyorum. Param yetmiyor, ne yapayım? 140, ne yapalım? Uç. O şerefsiz horoz kaçar. Ver lan şunu bana. Şerefsiz abi bu, kaçar bu. Zaten 3 tane alabildim anasını sattığımın çuvalından. Neyse sıkıntı yok. Bir çuval daha olacaktı. Buralara bir yere nereye düştü o? Ha. Gel. Bunu da koy arkaya. Bunun biri horoz amcamızın mekanına. Horoz amcanın mekanında yumurta toplamayacağım. Bırakacağım orada artık. Allah ne verdiyse.
Ulan 20 tane tavuk sömürüyorlar resmen ya. Ağzına tükürdüğümü ver bir çuval daha. Suyun biri boş da biri dolu. Şu yem çuvalını alabilir miyim? Saygıdeğer kardeşim. Şimdi bizim elimizde hiç kalas kalma. Ağzına tüküreyim. Oğlum hiç kalas yok. Dörde dört bize 8 tane kalas lazım. Of. Mal gibi. Herhalde bu kurtarır o yemlikleri yapmak için ya. Hayır. Horozu da yerine koyayım da bölümü öyle bitireyim dedim. Uzadı biraz ama. Yani. Evet. Şansıma sıçam. Vay şansıma Edem. Altı kalasmış yala. İki tane koydum. Dört kalas daha koymam lazım yani.
Sırf Kalas'a çalışacağız biraz da ya, sıkıntı yok. Gidelim bakalım. Güzel. Hemen su doldurmam lazım. Su doldurmam lazım. Gir suya. Şimdi bizim tavukların hepsi yumurtlamıştır. Kümesin biri full. Elimizde yem yok. Çıkan yumurtayı satalım da yem alalım bari. Güzel horozcuğum, nasılsın? Şimdi bak horoz abi, sana ben garıyı vereceğim. Bekle. Hop, kapağı kapat. Allah, kapağa bak. Beni de attı dışarıya. Hop, hop, hop. Bana bok bok yapma, döverim seni. İtoli it. Şimdi ben sana şuradan bir karı alayım. Ana, yem kutuları boş. Yem. Evet, karı koca takılın siz orada. Bana civciv verin. Canımı sıkmayın. Sepetimi alayım abi. Hava tamamen siyahlaşmadan. Bakalım abi. Hasılata. Vallahi bir 5 torba falan yem almam lazım. Bunlar iyi yiyorlar yani. Bakayım. Evet, iki tanesi bu çekmeceye bırakmış. İki tane bu çekmeceye bırakmış. Bir tane bu çekmeceye bırakmış. Arka tarafa bırakan var mı abi? Bir göreyim. Ne olur ne olmaz. Aç bakayım. Burada yok. Burayı aç bakayım. Bir tanesi de buraya bırakmış. Şuralara bir iki tane daha ışık koymak gerekecek böyle. Ama o biraz iş. Ama bu hayvanlara bakacaksın şimdi. Kapatıyorsun. Kapağı da çek. Çek kapağı. Yapma. Evet, bunu buraya koyduk. Maalesef gidip alamayacağız. Çünkü yetişemedik. Dolayısıyla bizim için en mantıklısı uyumak. Uyuyoruz, oyunu kaydediyoruz. Hemen akabinde de siz değerli arkadaşlarımdan vedamı rica ediyorum. Hem yayını kapatıyorum hem de YouTube'cum, bu senin için bir bölüm olacak. Her perşembeydi galiba. Rent Simulator gelir.
Videoları takip ederseniz, kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.